Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahman r Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve sahibi ajamain. Evet. Bir önceki dersimiz arkadaşlar e, nikah meselesiyle alakalı nikahın rüknü nedir onu konuşmuştuk ve nikahta kullanılması gereken lafızlar üzerine bir konuşma yapmıştık. Hatırlayacak olursak şunu dedik ki nikahın rüklü icap ve kabuldür. İcap evlenme hususundaki iradesini ilk beyan eden kimse kabulde ikinci olarak buna cevap olarak gelen kimsenin ifadesine de kabullenir. Burada tabii ki kadın erkeğin farkı olmadığını söylemiştik. Hangisi önce işte talepte bulunursa o icap, diğeri kabul olduğunu belirtmiştik. Daha sonra nikahta kullanılacak lafızlar üzerine bir konuşma yapmıştık. Ee, genel manada şunu demiştik ki akitte de kesinliğe delalet eden her lafızda filhal kesinliğe delalet eden her lafızla nikahın oluşumu söz konusu olmuştur. Bunu belirtmiştik. İşte e, evlilik teklifi gibi lafızlarda ise daha doğrusu durumlarda ise o an nikah kıyma kastı olmadığı için bunların bir e, akiti oluşturan etken olmadığını sadece haber vermek ve hatta bir vaatleşme olduğunu belirtmiştik. Ancak bir kimse Aktik kıymayı kesin bir şekilde irade etmek suretiyle bu lafızları kullanacak olursa bu durumda nikahın olabileceğini belirtmiştik. Sonrasında e, nikahın hangi lafızlarla münakit olduğunu konuştuk. İşte nikah ve tezviç lafızları bu konuda asıldır. Bunlarla beraber nikahın oluşumu söz konusu. Bunun dışında hibe, sadaka, temlik, bey, şira bu tür lafızlarla beraber nikah akdinin olabildiğini, kıyılabildiğini, akdedilebildiğini konuşmuştuk. Burada bir kural vermiştik önceki dersimizde. Şunu demiştik. Bir şey temlikü'l-ayn olan bir lafızsa yani bir malın mülkiyetini karşı tarafa geçmesini e, ifade eden, bu manayı kendisinde barındıran bir lafızsa bununla nikahında sahi olacağını konuştuk. Örneğin mesela bey, satmak yani. E, satmak bir şeyin mülkiyetini karşı tarafa geçirmek demektir. Zaman bu lafızı nikahta da aynı şekilde kullanabiliriz. Yani ben kendimi sana sattım, kendimi sana hibe ettim veya kendimi sana sadaka olarak verdim dese bir erkek veya kadın, karşı tarafta evet ben bunu kabul ettim dese bu durumda nikah münakid olmuş olacaktır. Daha sonra icare lafzı hususunda e, bir ayrıntı konuşmuştuk. İcare lafzında i̇mam Muhammed bu icare lafzıyla beraber nikah hakkının kıyılmayacağını söylemiştir. Çünkü icare bir malın temlikinin karşı yani bir malın mülkiyetinin karşı tarafa intikalini bildiren bir lafız değil ve bu manada kullanılan bir lafız değil. Bilakis icare nedir? Diyelim ki ben şu bilgisayarı veyahut da şu işte e, kalemi veyahut da arabayı karşı tarafa kiralıyorum. Mülkiyeti benim üzerimde sadece menfaatlenmesi hususunda ona bir imkan tanıyorum. İcare buydu. E, halbuki nikah hakti bu şekilde bir vakitlendirmek suretiyle bu tür lafızların kullanılabileceği bir saha mıdır veyahut da nikahın manasında bir vakit mefhumu var mıdır? Yok. Yani işte şu vakte kadar biz nikahlıyız, şu vakte kadar nikah kıyacağız diye bir mefhum yok. Nikahta tam tersi mülkiyetin karşı tarafa intikalini belirten kesin lafızlar olmalıdır. Dolayısıyla İmam Muhammed diyor ki icare lafzında bu olmadığı için yani Ma, vakit manasını kendi kendisinde ba, barındırdığı için ve vakit manasında nikah hakkında düşünülemeyeceği için ve veyahut da vakit manasının düşünüldüğü muta veyahut da muvakkat nikahların İslam katında batıl olması hasebiyle bu lafız nikah kıymaya elverişli bir lafız değildir bunu kullanmıştık. Daha sonra e, tabii bu hususta e, diğer imamlardan özellikle Kerhi'nin yapmış olduğu rivayete göre bu hususta nikahın olabileceğine dair bir rivayet getirilmişti Kerhi. Şöyle ki icare lafsından İmam Muhammed nikah olmaz dedi ama Kerhi'den gelen bir rivayete göre buradan Ebu Hanife'nin üzerinden daha doğrusu gelen bir rivayete rahmetullahi aleyh burada icare lafzı ile beraber nikah olabileceğini söyledi. Neden? Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de fe'atuhun ne buyuruyor. Yani kadınlarla evlendiğiniz zaman da onlara ecirlerini verin. Ecir kelimesini kullanıyor. Allahü Teala mehir yerine ecir lafzını kullanıyor ve ecir de kelime olarak bir önceki dersimizde bunu kısaca yani izah etmeye çalıştık. Ecir, kesb ve ribih bunların arasındaki fark. İcare bedeline ecir denir. Mesela rebih denmez, kesb denmez. Dolayısıyla ecir dediği için o zaman icare manasını ifade eden veyahut da icare lafzıyla da olabileceğini ifade etmiştir İmam-ı Azam. Önceki dersimize girdiğimiz için çok detaya da girmek istemiyorum. Bugünkü konumuzda ise yine e, hangi lafızlarla beraber nikah akdi oluşabilir? Bunun üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Tabi arkadaşlar aklınıza şu gelebilir ya e, hani ee, o lafızda olsa ne olacak, bu lafızda olsa ne olacak değil arkadaşlar. Burada mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evliliğinde annelerimizden birisi Resulullah, ya Resulallah ben kendimi sana hibe ettim dedi. Ve Efendimiz bu e, hibe ettim kelimesine mukabil kabul etti ve bu şekilde nikahlandılar. Yani orada ben seninle evlendim, karılığa kabul ettim gibi bir lafız değil. Hibe ettim, kendimi sana hediye ettim gibi bir... E, lafız kullanıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de aynı şekilde e, nikah akdini ifade ederken hibe kelimesi kullanılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu bize bir mantık veriyor. Yani nikah akdinde illa da ben senin eşinim, ben senin kocanım, işte nikahladığım gibi lafızlar değil de bu tür manaları yani temlikül ayn diye tabir etmiş olduğumuz karşı tarafa mülkiyetin geçişini ifade eden lafızlarla da nikah akdinin oluşabildiğini ifade ediyoruz. Dolayısıyla buradan şuna gidiyoruz. Hani hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya ''Telâtun cidduhun ne ciddun ve ne ciddun'' Üç şey var ki bunların şakası da gerçektir, gerçeği de gerçektir. Bir talak, nikah ve itaktır. Talak, boşamak. Yani bir insan hanımana şaka vari, Veyahut da hadi ya işte ben sana boş ol dediğim zaman boş olurmuş hadi diyeyim bakayım boş ol dese şaka vari bile bunu yapsa bu talak geçerlidir arkadaşlar. Veya aynı şekilde nikah hani gel bir şakasına evlilik yapalım deseler tabi bunlar yetişkin olmalılar. Bu durumda işte tamam sen benim karımsın ben de senin kocanım bunu şaka vari yapacak olsalar bu durumda yine nikah geçerlidir veya köle azadı tabi günümüze tahallük eden bir durum olmadığı için. Yani bu üç şeyde şakaları da gerçekleri de gerçekleri. Yani yanisi şu bir kimse bir kadın veya bir erkek kendi aralarında konuşurken nikah akt etme niyetiyle ben kendimi sana hediye ediyorum artık ben seninim dese ve bunun üzerine de adam bunu kabul etse burada da nikah akdi olmuştur. O yüzden bu tür meselelerin tahlilini yani mantığını bilmek bu noktada kullanılan lafızlara en azından mesela resmi nikah veya dini nikah kıyıldığı zaman da bir takım ifadeler kullanılıyor. Hani normalin dışında. İşte hocam bizim nikahımız oldu mu? Eğer bu mantığı kavrarsak en azından orada nikahın olup olmadığına rahatlıkla cevap verebiliriz arkadaşlar. Şimdiki kaldığımız yerde ise sayfa 40'ta kalmıştık. Wa'in Muhammed yani 3. Ee, cilt, ihtiyarın 3. cilt sayfa 40'ta. Bu meselemiz de şu, hala şunu konuşuyoruz. Yani tamam, bey, hibe, sadaka bu tür lafızlarla beraber nikahın kıyılacağını anladım. İcare lafızında, icare lafzında ise İmam Muhammed kıyılamazken Ebu Hanife'den gelen rivayete göre kerhi üzerinden, kerhinin de bu noktada yapmış olduğu rivayete göre. Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh'den gelen rivayete göre icare lafzıyla nikahın kıyılacağını öğrendik. E peki hocam vasiyet kelimesiyle nikah kıyılabilir mi? Şimdi arkadaşlar hemen meselemizi mantığı anladıysak buradaki yorumumuzu kendimiz yapalım. O vasiyet lügat açısından bir kimsenin öldükten sonraya taalluk eden bir vaadi, bir efendim ifadesi, beyanıdır. Dolayısıyla vasiyetin manasında asıl olan kullanılan şer'i şerifte kullanılan vasiyet denilince akla gelen mana bir kimse öldükten sonraki durumla alakalı bir vaat, söz, mal bırakılması veyahut da o döneme ait bir hükümde bulunmasıdır. Vasiyetin manası. O zaman biz hemen nikah kıyaslayalım. Ya böyle bir lafızla ben nikah hakkını kıyabilir miyim? El cevap kıyamayız. Neden? Çünkü vasiyet öldükten sonra ile alakalıdır. Halbuki nikah hakkı şu an olunması gereken bir şeydir. Yani ben sen öldükten sonra seninle nikah kıyacağım demek nasıl ki akit bağlamında geçersizse bu şekilde ben kendimi sana vasiyet ettim dese Karşı tarafta ben de kabul ettim dese burada nikah olmayacaktır. Neden? Ben kendimi sana vasiyet ettim demek öldükten sonra irademin tahakkukunu murad ediyorum demektir. Lafız bu manayı koltuklamıştır. Dolayısıyla bu şekilde vasiyet laf e kelimesiyle beraber aynı şekilde nikah hakkı kıyılamayacaktır arkadaşlar. Ancak burada İmam Muhammed'ten e şöyle bir ayrıntı gelecek. Eğer bir kimse vasiyet ederken filhal... Diye kayıtlarsa ben şu an kendimi sana vasiyet ettim. Filhal meydana gelmek hususunda işte semeresinin ortaya çıkması hususunda şu an tezahür etmesi hususunda kendimi sana vasiyet ettim dese İmam Muhammed diyor ki işte bu lafızla beraber nikah hakkı kıyılabilir. Niye? Çünkü vasiyette de bir malın mülkiyetinin karşı tarafa verilme manası var. Ben bu kalemi diyelim ki falanca şahsa vasiyet ettim. Öldükten sonra dedim ki bu kalemi falanca şahsa verin. Eğer malımın üçte birini geçmiyorsa bu kalem o şahsa verilmelidir ve onun olur. Onun mülkiyetine geçer. Ama biz ilk yorumlamamızda vasiyet kelimesiyle beraber nikah akdinin neden kıyılamayacağındaki ortaya koymuş olduğumuz mana neydi? Ölümden sonraya tahallükuydu. E peki ölümden sonraya tahallükünü kaldırırsak geriye ne kalır? Temlikülayn manasının mülahazası kalır. O zaman yani ben kendimi fil hal sana vasiyet ettim dediği zaman da İmam Muhammed rahmetullahi ile buyuruyor ki işte bu nikah geçerlidir. Neden? Aslında vasiyet ölümden sonra ile alakalı olduğu halde bu adam bunu ifadesiyle beraber şu anla kayıtlamıştır. O zaman bu nikah oluşumu açısından hiçbir engel teşkil etmeyecektir diyor. Buradaki konumuz anlatılmak istenen nokta. Sonra da başka konuya geleceğiz. İlk önce bu bölümü okuyalım. O Wa Muhammed Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Muhammed, İmam Muhammed'den rivayete göre, arkadaşlar bu rivayet meselelerini de tekrar e, dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela, Kale Muhammed, ve an Muhammed, ve ruvi an Muhammed, ve ala kavli Muhammed, ve ala kıyası kavli Muhammed gibi tabirlerin her birinin arkadaşlar altında ifade etmiş olduğu bir mefhum var. Yani burada an Muhammed, tabi bu musanniften musannife bu değişir. Mesela Mavsili'nin metodunu ...tespit etmek için mesela Va'an Muhammed der gerçekten bir rivayet vardır ve rivayeti nakledebilir. Ama Va'an Muhammed der bizatihi kendi kitaplarında görmez. Bir kitapta İmam Muhammed'e nispet edilmiştir. Ona itimaden alıp da buraya nakletmiş de olabilir. Dolayısıyla Va'an Muhammed gördüğümüz zaman da tamam direkt İmam Muhammed bunu demiştir deyip bakmayalım arkadaşlar. Şimdi biz yalın bir e, fıkıh okumayalım. Yani burada yapılan rivayetlerin mastarlarını gerçekten böyle bir rivayet yapılmış mı yapılmamış mı bunlara inmeye çalışalım. En azından bu konuyla alakalı güncel bir hükmü ortaya koyarken bu ayrıntılara dikkat edelim. Çünkü şöyle konular ki biz önceki derslerimizde de bu konuyu konuşmuştuk. Yani bazı meseleler oluyor. Oraya diyelim ki mesela İmam-ı Züfer'e nispet edilen görüşler var arkadaşlar. İmam-ı Züfer'e nispet edilen görüşlerin rivayet açısından gerçekten çok sıkıntılı boyutları var. Yani o görüşün kaynağına ulaşamıyorsun. Gerçekten İmam-ı Züfer'e e, ulaştığına e, dair bir bulgu bulamıyorsun. Ve biz şunu anlıyoruz. Genelde tabii bu metot farklı kitaptan kitaba da değişen yani musannifler kıyasa muvafık olan görüşleri İmam-ı Züfer'e nispet ediyorlar. Yani İmam-ı Züfer geneldeki görüşlerine bakıyorlar, A hep kıyasa göre hareket etmiş. O zaman kıyasa uygun olan bir görüşü ve kâle, şey, ve kâle Züfer diyerek İmam-ı Züfer'e nispet ediyorlar. Halbuki İmam-ı Züfer'den öyle bir nakil yok. Ama farazi olsaydı böyle derdi çünkü biz anlıyoruz ki, İmam görüyoruz ki İmam-ı Züfer hep kıyasa göre hareket etmiş diye bu takım bu şekilde de metotlar olabiliyor arkadaşlar. O yüzden Van Muhammed kavillerini veyahut da bu tür ifadeleri iyi bir şekilde delillendirmek lazım. İmam Muhammed'den şu rivayet edilmiş. Lev kale şöyle dese. Ev leke lil hal. Ben filhal şu an sanık e, kızımı vasiyet ediyorum. Baba adına tabii konuşuyoruz. Babası diyor ki ben filhal kızımı sana vasiyet ediyorum dese yenakidu. Bu nikah münakittir. Ve in evsa biha mutlakan ama mutlak olarak vasiyet ederse la yenakidu bu nikah münakid değildir. Fark şu. Mutlak denildiği zaman da ölümden sonra sandaşılır. Fil hal diye kayıtladığı zaman da olayın şu an tahakkuk etmesi yani bu mananın istendiği mülahaza ediliyor. Bu nedenle İmam Muhammed diyor ki fil hal kayıtlarsa vasiyet kelimesiyle nikah geçerlidir. Ama mutlak getirirse o zaman ölümden sonra kastedileceği için orada münakit değildir. Neden peki? لِأَنَّهَا تُوْجِبُ الْمِلْكَ مُعَلَّقًا بِشَرْتِ الْمَوْتِ Neden mutlak olduğu zaman da arkadaşlar vasiyet kelimesiyle nikah hakkı geçerli değildir? لِأَنَّهَا Çünkü vasiyet kelimesi تُوْجِبُ الْمِلْكَ Mülkiyeti iktiza ediyor yani gerektiriyor. مُعَلَّقًا بِشَرْتِ الْمَوْتِ Ölüm şartına taalluk ederek. Yani bu vasiyet e, kelime olarak mutlak kullanıldığı zaman da mülkiyetin ölümden sonra oluşmasını gerektiriyor. İmam Muhammed bu şekilde e, işte mutlak olduğu zaman da bu mana mülaahaze edileceği için burada bu vasiyet kelimesiyle nikahın oluşamayacağını ifade ediyor. Vel aslu fihi ma qalehu ashabuna teala. Tabi buradaki asıl yani kaide kural şudur. Kullu lafzın يصح لتمليك الأعيان مطلقا ينعقد به النكاح bir lafız ki aynı olan malların yani işte kalem kitap gibi malların mülkiyetini karşı tarafa geçmesini ifade eden her lafızla nikah akti oluşmuş olacaktır. lafsin <laughs> her lafız yasihul temlikil ayan bir malın mülkiyetinin karşı tarafa geçmesini e, sağlıyor bu tür lafızların her birisiyle yenakudu bihi en nikah. Bu durumda nikah bunlarla münakit olacaktır. Varava İbn Rüstem Muhammed İbn Rüstem İmam Muhammed'den Nevadir'den naklettiğine göre ennehu kal kullu lafzin yekunu fil emeti temliken lirrqi fe huwa nikahun fil hurreti. Kullu lafzin her lafız ki yekunu fil emeti temlikan lirrqi. Kölede mülkiyetin karşı tarafa geçmesini ifade eden bir lafız. Yani bir köle var diyelim burada. Bu köle de benim mülkiyetimde ve ben bu kölenin başkasının mülkiyetine geçmesine neden olacak her lafız فَهُوَ نِكَاهٌ fil الْحُرَّةِ İşte o lafız hür kimse hakkında nikahın tahakkuk edeceği bir lafızdır. Yani benim bir kölem var ben bu kölemi sana sattım diyebilir miyim? Dediğim zaman da bu köle karşı tarafın mülkü olur mu? Olur. O zaman bu sattığım kelimesiyle nikah hakkı kıyabilirim. Ve ben bunu sana hediye ettim kölemi. Bu dediğim zaman da bu köle karşı tarafın olmuş olur mu? Evet olur. O zaman bu şekilde bu kelimeyle beraber ben bunu kendimi sana hediye ettim demekle de nikah hakkı olacaktır. Diğerlerini de bu şekilde arkadaşlar kıyaslayabiliriz. Buradaki konu bu. Şimdi gelelim nikah hakkındaki şahitler meselesine arkadaşlar. Biliyorsunuz biz dersimizin ilk başında bir şema daha doğrusu birinci derste ve ikinci derste bir şemadan bahsetmiştik. Orada nikahı, inikat, sıhhat, nefaz ve lüzum şartları diye dört kategoriye bölmüştük. İnikat şartlarında akit ve mekandaki şartlar diye iki kola ayırmıştık ve sonra da sıhhat şartlarına gelmiştir. Yani akit, münakit olabilmesi için inikat şartlarına bakarız. Bakarız akideyim, akıllı mı? Yani deli değil. O zaman birinci kısım tuttu. İki mekandaki şartları ararız. Mekandaki şartlarda tuttu mu? Tuttu. O zaman bu akit münakittir. O zaman bak peki münakittir ama sahih mi fasit mi? Sahih ve fasit olduğunu anlayabilmemiz için arkadaşlar o zaman birincisi sahih ve fasit alışverişte e, alışverişte de tabi bu şema var. Nikah akdinde sahih ve fasit nikahta sahih olabilmesi için tarafların nikaha elverişli olması lazım. ikincisi şahitlerin bulunması lazım diye bir iki madde zikretmiştir. Bunlar nikahın sıhhat şartlarıdır. Örnek verelim. Mesela bir adam evli bir kadınla nikah hakkı kıyabilir mi? Diyelim ki kıydığını farz edelim. Münakit midir? Bakalım. Münakitin hemen iki kısmı var. Akitte ve mekanda bulunan şartlar. Akıllı, evet mekanda da ittihadül mekan var, sema var, ondan sonra muvafakat var. O zaman bu akit münakittir. Bu nikah akti oluşmuştur. Ama peki sahih midir? Ha bakıyoruz e, bu kadın evli. Evli olan bir kadın üzerine nikah hakkı kıyılabilir mi? Kıyılamaz. O zaman bu nikah fasit bir nikahtı. Dolayısıyla e, ikinci kategoride bu nikahın oluşumu sıkıntıya girmiş kabul edilecektir. Şimdi bu sıhhat şartlarından arkadaşlar ikincisi şahitlerdi. Nikah akdinde şahitlerle alakalı şemamızda bahsetmiştik. Bir, hür olacak şahitlerin. Yani köle olmayacak. Tabi bunun günümüze dönük bir karşılığı yok. İki, buluğa olacak. Akıllı olacak. Şahitlerin her biri icap ve kabulü duyacak. Adet iki erkek veya bir erkek iki kadın olacak. Ve son şartla Müslüman olmak yoktu. Tabi bu hususta ufak bir detay var. O da önümüzdeki konuda gelecek. Ve bu şekilde olursa arkadaşlar yani şahitlerde bu saymış olduğumuz artı şart, altı şart, Kendisinde bulundurursa şahitler bu durumda bu akit sayı olmuş olacaktır. Şahitlerdeki özellikleri kendisinde barındırdığı için. Tabi burada da e, mevsili bir kural verecek. Çünkü e, şahitler meselesinde mesela bu şehadet ile alakalı bir konuya girecek tabi. Mesela şahitlikte aranan belirli şartlar vardır arkadaşlar ve şehadeti iki kolda inceleyeceğiz. Tahammül ve eda diyeceğiz tahammül sadece dinlemek, sorumluluk almak. Yani diyelim şu orada bir nikah kıyıyor. Ben o nikahın kıyıldığına şu an burada şahitlik ediyorum. Buna tahammül denir. Yani olaya müşahede ediyor, göze, göz, gözlemliyor. Bir de şahadette eda var. Eda ise mahkemede şahitlikte bulunmak, mahkemede kararın alınmasına etki edecek bildiride bulunmak demektir eda ve şahadet yani tahammül bölümü. Bunların her birinin nikahtaki durumlarıyla alakalı mevsili bir takım meselelere e, e, beyan edecek. İlk bölümü okuyalım. Zaten yeri geldiği zaman da izahı yapacağız. Kal mevsili dedi ki وَلَا يَنْعَكِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمَيْنِ illa بِحُضُورِ رَجُلَيْنِ Nikah akti iki tane Müslüman <laughs> Çiftin nikahı yani biliyorsunuz nikah akdinde erkek her türlü Müslüman olmak zorundadır. Erkek gayrimüslim olursa bir Müslüman kadın gayrimüslim bir erkekle evlenemez arkadaşlar. Ve Müslüman olmak zorundadır. Tabi kadın ehli kitap olabilir mi? El cevap kadın ehli kitap olabilir. Arkadaşlar burada şunu da beyan etsem faydalı olacaktır. Bu ileride de e, nikahın oluşumu ile alakalı tabii konuda biz gelecek ama nikahda... E, Evlenecek olan kimselerin, ikisi Müslümansa şahitlerin her türlü Müslüman olması mecburdur. Ama evlenecek olan kimse kadın, diyelim ki kadın ehli kitap olabilir mi? Olabilir. Erkek olamaz, kadın olabilir. Kadın eğer ehli kitapsa bu durumda şahitlerin ehli kitap olup olmamasında ihtilaf var. Onu detaylandıracağız. Ama şunu belirtmek istiyorum kısaca. Yeri gelince bu konuyla ilgili izahları yapacağız. Mesela ehli kitap olan bir kadınla evlenmek caiz midir? Evet, mekruh olmakla beraber caizdir. Peki hocam bu kadın önceden Müslümandı, sonradan gitti Hristiyan oldu. Bu kadınla evlenebilir miyim? Hristiyan ehli kitap denilemez arkadaşlar. Bu kadın mürtettir ve bu kadınla evlilik sahih değildir. Bizim ehli kitaptan kastımız en baştan doğumdan beri yetiştirildiğinden beri hep bu e, Hristiyan veya Yahudi olarak yetişleyen bir kimsedir. Yoksa... Müslümandı. Sonradan ben e, işte haşa ve kella Allah'a sığınırız. Ben dinden çıkıyorum gidip deyip gitti Hristiyan ve Yahudi olduysa bu kadınla asla ve kata evlenmek sahih değildir. Bir ateistle veya bir deistle evlenmek sahih değildir. Çünkü bunlar Müslüman kategorisinde değil arkadaşlar. Bunlar ehli kitap sayılmaz. Bunlar direkt İslam dairesinden çıktıkları için mürtet hükmündedirler. Ve mürtet olan bir kimsenin zaten bu şekildeki evlenmeleri geçersizdir arkadaşlar. Bu nedenle bu meselelerimize dikkat edin. Tabi ileride o konu gelecek İnşallah o konuyla ilgili bazı meselelere de temas edeceğiz. Evet. Ne dedik? وَلَا يَنَعْكُدُ نِكَاهُ الْمُسْلِمَيْنِ iki Müslüman çiftin nikahı illa bi huzuru racüleyni. İki adamın huzurunda oluşabilir. اَوْ رَجُلِينَ وَمْرَأَتَيْنِ Veyahut da bir adam iki kadının huzurunda kıyılabilir. Tabi arkadaşlar şunu ifade edelim. Nikah aktinde şahitlerde İlla ya iki erkek veya bir erkek iki kadın olmak zorundadır. Burada nikah akdinde 100 tane de kadın olsa, ya orada hiç erkek bulunmasa nikah akdi münakit değildir. Bu konudaki arkadaşlar delillerden birisi, zikredeceğimiz delillerden birisi aslında İslam fıkhında özellikle mesela kadınların e, şahadetinin diyelim ki şahitliklerinin geçerli olduğu veya da kısmi anlamda geçerli olup olmadığı yerler var. Mesela hadler ve kısaslar bahsinde tamamen Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimizin belirttiği üzere şahitlerin erkek olması zorunludur. Ceza uygulanabilmesi için. Bunun dışında ancak yani hadler ve kısasın diyelim ki kısas ve hadlerin dışında ki noktalarda bu ikisinde erkek olmak zorunda, kadın olamaz. Bunların dışında müdayene ayeti celilesi diye meşhur olan o bir sayfalık hani borç verildiği zaman da yazınız. O ayeti celileyi Rabbimiz ifade buyururken orada şahit iki tane erkek şahit getirilmesini eğer iki erkek şahit yoksa bir erkek iki kadın şahidin de getirilebileceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla mali bir meselede Allahü Teala bir erkek iki yani ya iki erkek istiyor ya bir erkek veyahut da iki kadın olmasını istiyor şahitlerin. Dolayısıyla nikah meselesi de bu borçlaşma meselesine kıyasla oradaki şahitler de arkadaşlar bir erkek ya iki erkek veyahut da bir erkek iki kadın olarak talep edilmektedir. Yani bunun daha doğrusu bu şahitlerin bu özellikte olmalarının delillerinden bir tanesi bu ayeti celileye kıyas mantığıdır. Yani Rabbimiz orada borç yazdığını verdiğinize dair ya bir yazı yazın veyahut da şahit getirin iki erkek. Ha iki erkek yoksa o zaman bir erkek iki kadın getirebilirsiniz. Ve bu mesele bir borç meselesi. Ve bir borç meselesinde bu şekilde kadının şahitliğini Allahü Teala olanak sağlamıştır ve bu şekilde bir izin vermiştir. O zaman bu şekildeki nikah meselesi mali meseleden daha düğünde, daha aşağıda bir vasıfta olduğundan dolayı burada da aynı şekilde bu meselenin, aynı şekilde bir erkek iki kadın modelinin cari olacağını açıkça belirtmiştir. Tabi bu arkadaşlar gerekçelerden bir tanesi. Bunun dışında yine nakli deliller var. Bununla ilgili sahabeden vesaire gelen uygulamalar var. Burada deliller, delilendirmeler vardır. Ve burada... Şu akla gelmesin yani İslam kadını aşağılıyor mu diye. Hayır arkadaşlar Rabbimizin biz emrini anlamak zorundayız. Yani e, bazı meselelerde de diyelim ki İslam sadece kadınlara şahitlik özelliği bırakıyor. Yani diyor ki o konuda erkeğin ben durumuna değil orada kadınların sadece şahitliğini istiyorum. Mesela kadınların halleriyle alakalı ve hatta kadınların mutluluk olabileceği konularla alakalı meselelerde sadece onların sözleri daha bağlayıcı olacaktır. Neyse meselemize geri dönelim. Ne dedik? Bir erkek ya iki erkek veya bir erkek iki kadın. وَلَا بُدَّ فِي min مِنْ صِفَةِ الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ Ve şahitler hür ve Müslüman olmak durumundadır. Bundan ayrılık yoktur. وَلَا تُشْتَرَتُ adale. Ve şahitlerin adalet sıfatının olması şart değildir Hanifilere göre. Tabi bu mesele Şafi mezhebiyle bizim aramızda ihtilaflıdır. Şafi mezhebine göre nikah kıyıldığı zaman da hem şahitlerin hem de velinin adil olması gerekmektedir. Yani adaleti zahir olması gerek. Tabi bu adaletten maksat nedir? Bu adaleti şu şekilde ifade ediyoruz. Yani fısk, günah işlemesi aşikare olmayan kimse demektir. Buradaki adaletten maksat nikah babında günah işlemesi aşıkara olmayan kimse demektir. Mesela asıl olan kitaplarımızda geçtiği üzere nikah bahsinde asıl olan insanlarda adalettir. Eğer açıktan bir e, hani şey yaptığını biliyorsak, günah işlediğini biliyorsak, ha, o durumda belki diyelim ki e, diğer noktalarda tabii bizim nikahta adalet şartımız yok. Her türlü biz kabul ediyoruz. Ama mesela bir mahkemedeki şahitlik meselelerinde talep edilen adalet budur. Adam diyelim ki dürüst bir adam yani zahirde biz onun herhangi bir günahına, fıskına şahit değiliz. Biz onu zahir üzere kabul eder ve şahitliğini mahkemede kabul ederiz. Hani ticari vesaire konularla alakalı ve hatta e, bu nikahtaki durumun dışındaki konularla alakalı. Ama nikahta buna da ihtiyaç yok. Yani fasık da olsa nikah akdinde şahit olarak yeterlidir bize göre. Ama Şafii mezhebine göre hayır. Hem şahitler hem de veli olan bir kimsenin e, nikah akdinde her türlü adalet sıfatını kendilerine barındırması gerekiyor arkadaşlar. Ancak bizde böyle bir şart yok. Fes şuhudu şartun. Tamam şahitler şarttır bunu zaten biliyoruz. Niye? Li kavlihi salat? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir ifadesi var. La nikaha illa bi şuhud. Nikah ancak şahitlerle oluşabilir. Yani Resulullah nikahın oluşumunda şahitlerin olmazsa olmaz olduğunu açıkça beyan etmiştir. Yine Varava İbn Abbas Abbas radıyallahu anh anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal <laughs> İbn Abbas radıyallahu anh, radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle bu rivayet ediyor. Ezzaniyetü zinakar kadın kimdir? Elleti tünkihu nefsaha bi gayri ve yinetin. Şahitsiz evlenen kimsedir. Zina eden yani şahitsiz bir şekilde iki haklık uymuş ve birlikte olmuş. Bu kadın zinakar bir kadındır. Efendimiz bu kimsenin yaptığının zina olduğunu bize açıkça beyan etmiştir. Dolayısıyla şahitlerin gerekliliğini anlıyoruz burada. Peki, وَاَمَّا صِفَةُ الشُّهُدُ Şahitlerin sıfatları nasıl olmalıdır? قَالَ ashabına Ashabımız buyuruyor ki, tabi arkadaşlar buradaki ashabımızdan kasıt kimdir? İmam, ların talebelerinin talebeleri yani talebeleri ve onların talebeleri bu tabaka genelde kastedilir. Tabi farklı durumlarda var, e, farklı ifadelerde var bu konuda. Kullu meleke el kabule bi nefsihi in akadel akdu bi Şimdi bir kural koyuyor, bir mantık koyuyor. Hocam ben nikah kıydım ama benim şahitlerimin içerisinde içki içen bir adam vardı. Hocam ben nikah kıydım. Benim şahitlerim içerisinde zina eden bir adam vardı veyahut da işte faiz yiyen bir adam vardı. Benim nikahım olmadı mı? Kural. Kullu men melekel kabule bi nefsihi. <Sessizlik> bir kimse kendi nikahı akdini kıyabiliyorsa yani kendi evlenmesinde evet ben bunu eş olarak kabul ettim diyebiliyorsa in akadal akdu bi hudurihi. O zaman bu kimsenin şahit olmasında da bir sakınca yoktur. Yani bir kimse kendi nikah akdini kıyabiliyor mu? Kıyabiliyor. O zaman şahit ol olabilir mi? El cevap şahit olabilir. Kendi nikahını kıyamıyorsa şahit de olamaz. Ve men eğer kendi nikahını kıyamıyorsa ve men la fela. O zaman e, ne, bu şekilde şahit olarak da bulunamaz. Fehadza sahihun. Mevsili diyor ki bu ifade doğru bir ifadedir. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّهَادَةِ şartun شَرْتٌ ile الْعَقْدِ Çünkü şimdi bize bir mantık veriyor. İşte burada aslında zaten e, yürüyeceğimiz noktalar arkadaşlar. Daha doğrusu kafa yormamız gereken. Şunu anlatıyor arkadaşlar. Örnek verelim. Bir adam sarhoş. Ya bu adam gidip içki içiyor daha doğrusu. Şu an sarhoş değil. Şu an aklı başında ama normalde içki içiyor. Ya bu adam gidip evlenmek istediği zaman da işte Hoca efendi sen bunu kabul ediyor musun? Veyahut da koca olarak kabul ediyor musun? Eş olarak kabul ediyor musun? Bu adam evet kabul ediyorum dediğinde nikah geçerli midir arkadaşlar? Geçerlidir. Hemen hocam geçerli midir değil midir nereden bileceğiz? O ilk derste anlattığımız şemayı unutmayın. Yani nikahın inikat şartlarında içki içmemek diye bir madde var mı? Yok. Akıl. Zaten akıllı. Mekan ikinci madde mekan birliği, işte sema vesaire var mı? Var. Sıhhat şartlarında iki taraf da evlenmeye liyakatlı mı? Liyakatlı. Adam içki içiyor veya faiz yiyor. Veya efendim, e, ne bileyim başka günah işliyor. Sonuçta şu şartları barındırıyor. İkisi de evlenmeye liyakatlı mı? Liyakatlı. Şahitler var mı? Var. O zaman nikah sahihtir. Geçelim üçüncü kategoriye. İşte nikah hakkındaki hür olması, akıllı olması, yani meyiz çağda olması. Onun dışında bulermesi daha doğrusu fuzuli olması olmaması asli olması yani fuzulen bir nikah değil de bizatihi kendi nikahını kıyması. Evet onları da barındırıyor. O zaman bu nikahın oluşumu için bir engel yok. O zaman bak bu adamın nikahında hiçbir sakınca yoktur. Yani buradan hemen meselemize geri dönelim. Yani bir adam sarhoş değil şu an tabii ki. Şu an içki içmiş normalde içki içen bir insan ama şu an aklı başında. Veya bu adam faiz yiyen bir insan. veya da bu adam efendim hırsızlık yapan bir insan. Veya bu adam birçok günah işleyen zina eden bir insan. Ve gelmiş şu an nikah kıymış. Ve icat ve kabulde bulunmuş. Şu bizim Şama'da ilk derste anlattığımız Şama'daki durumlarda böyle bir maddeler var mı yok? Ve o maddeleri sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman arkadaşlar bu nikah oluşmuştur. Yani faiz yiyen bir adam kendi nikahını kıyabilir. Yani nikahta icap ve kabulde bulunduğu zaman da herhangi bir sorun olmaz. Nikahı oluşmuş olur. Yani içki içmesi, kumar oynaması veyahut da efendime söyleyeyim başka bir suç işlemesi nikahın oluşumuna engel değildir. E peki kendi nikahını kıyabilen bir adam, kendi nikahının oluşumunu sağlayan bir adam başkasının nikahında neden şahit olamasın? Burada anlatılmak istenen işte bu. Yani bir adam kendi nikahını kıyabiliyorsa şahit olmasın bir tarik ile evladır. Hiçbir sakınca yoktur. Ve ne dedi? Hâdâ sahihun لأن كل واحد من الشهادة Çünkü şahitlik ve kabul, şahitlik ve kabulden her biri şartun li sıhhatil akdi. Akdin sıhhat şartıdır. Arkadaşlar akdin sıhhat şartı. Biz ne demiştik? Diyelim ki akidein var. Mesela gelin ve damattan biri olmasa. Hiç yok yani. Sadece gelin var veya sadece damat var. Biz burada nikahtan bahsedebilir miyiz? Edemeyiz. Veyahut hatta şahit diyelim ki şahit olmazsa biz burada nikahtan bahsedebilir miyiz? Edemeyiz. O zaman ortak nokta şu. Mevsili'nin aldı. Kardeşim diyor kabul etmek yani icabı kabul etmek bir evlilikte ikinci taraf olmak ve şahitlerin bulunması akdin oluşumunun, akdin tahakkukunun şartlarından birisidir. Tabi buradaki sıhhat şartından kastedilen o şamadaki sıhhat tam değil. Yani buradaki sıhhat şartına kasat oluşumunun, tahakkukunun etkilerinden birisidir. Yani kabul olmasa nikah olur mu? Olmaz. Yani gelin icapta bulundu. Erkek kabul etmiyor. Veya erkek icapta bulundu. Kadın kabul etmiyor. Nikah olabilir mi? Olamaz. Veya da ikisi de icapta bulundu ama şahit yok. Burada siz tamam karı kocasınız, yaptığınız ilişki zina değildir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İşte diyor ki Mevsili, ya kardeşim bak hem kabul hem şahitlik nikahı oluşturan maddelerden birisidir. O zaman birisine vermiş olduğumuz hükmü diğerine de veririz. Yani bu adam kabul etmek, kendi nikahını kabul etmeye bu adam elverişliyse, nikahın diğer oluşumuna sebep olan şahitlikte de bulunması bir iki evladır. Hiçbir sorun yoktur diyor Nafsili. O zaman fecaze caizdir i'tibaru ahadihime bil ahar. Yani kabulde olan vasfı Gidip şahitliğe de bulundurmak, orada da itibar etmek aynı şekilde nedir? Caiz olacaktır. Çünkü kendini evlendirebiliyor. Adam mesela arkadaşlar, adam cuma namazı kılmıyor. Fasıktır. E, bu adam kendini evlendirebilir mi? Nikah kıyabilir mi? Yani e, icap ve kabulde bulunabilir mi? Bulunabilir. E, peki bu adam bunu bulunuyorsa? O zaman şahitlikte de ben aynısını ararım. Çünkü o da nikahın oluşumu için gereklidir. O zaman bir adam cuma kılmasa da şahit olabilir mi? Olabilir. İçkiyse de şahit olabilir mi? Olabilir. Diye en son toplamış olalım. Dolayısıyla arkadaşlar وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ Ancak şahitler hür olmalıdır. Wal-akıl Akıllı olmalıdır. وَالْبُلُوْ Buler e, ulaşmalıdır, fi şahit. Yani şahit de bu vasıflar olmalıdır. Hani biz yukarıda bir kural söylemiştik. Ne demiştik? Kendini evlendirebilen bir kimse akitte de şahit olması caizdir. Şimdi bir deli kendini evlendirebilir mi? Evlendiremez. Münakit değildir. O zaman bunun şahit olması da aynı şekilde uygun değildir. Veya bir çocuk kendini evlendirebilir mi? Evlendiremez. O zaman bir çocuğun şahitliği de geçerli değildir. Veya işte diyelim ki bir köle kendini evlendirebilir mi? Evlendiremez. O zaman onun nikahta şahit olması da aynı şekilde nedir? Doğru değildir. Burada şunu da söyleyelim. Mesela toplumumuzda şöyle bir e, algı var. Ya hocam biz nikah kıydık ama şahitler bizi tanımıyordu. Nikahımız oldu mu? Bakın ben size maddeleri 6 tane madde saydım. 1. Tekrar. Hür olacak. Köle olmayacak. ermiş olacak. Akıllı olacak e, ve kabulü gelin ve damadın sözlerini işitecek. Ondan sonra sayı olarak birer iki erkek veya bir erkek iki kadın olacak ve Müslüman olacak. Bu altı maddenin içerisinde tanımak, akraba olmak, şu olmak, bu olmak diye bir madde var mı? Yok. O zaman böyle bir şey nikah, da böyle bir kimselerin şahit olarak bulunmasında hiçbir sıkıntı yoktur. Yani illa da tanıyan olmalıdır diye bir şey yok. Tanımasa da bunların şahitliğinde kıyılan nikah aynı şekilde nedir? Sahihtir. Yani bakın burada maddelerimizden kopmayalım. Bu maddelerimiz işte bize bu noktada bir yol gösterecek. Evet. لِأَنَّ الْعَبْدَ وَالصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ لَيْسُ مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَ Köle, çocuk ve deli şehadet ehli değildir. لِمَا مَرَّفِ الشَّهَادَةَ Şehadet. Çünkü şehadet bahsinde bunu anlattık. Şehadet kısmında orada çocuğun, delinin, işte e, e, kölenin bunların şahitlikte bulunmalarının uygun olmadığını, bunların tasarruflarının sınırlı olduğunu, işte özellikle çocuk ve delinin zaten aklitme melekesinin olmadığını, kölede ise bu açıdan yine sıkıntı olduğunu, tasarruf açısından sıkıntı olduğunu belirttik. Orada o koruya bakabilirsin. Velayen mikunel kabule bir Mesela çocuk, deli, köle kendini evlendirebilir mi? Evlendiremez. O zaman kendini evlendiremiyorsa arkadaşlar şahit olabilir mi? Olamayacaktır. Mantığımız bu. وَلَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ الْاِسْلَامِ ف۪ي نِكَاحِ Ancak İki tane Müslümanın nikahı kıyılacaksa bu durumda şahitlerin de ikisinin Müslüman olması şarttır. لِعَدَمِ وَلَايَةِ kafir عَلَى Muslim. Çünkü kafir olan bir kimse Müslüman üzerine bir velayeti olamaz. Yani iki tane Müslümanın burada nikahı kıyılacak ve iki tane Müslümanın nikahın kıyılmasında kafirlerin onayına gerek var. Böyle bir şey olamaz. El-İslam ya'li وَلَا يُعْلَى İslam üstündür. İslam üzerine hiçbir şey üstün olamaz. Bu da ikisinde Müslüman olması şart koşuluyor. Evet. Ve bir bi şehadeti ve peki biz nikah akdinde ne dedik? Ya iki erkek veya bir erkek iki kadın olmalıdır. Bunun caiz olması niçindir? <laughs> İ'tibaren bi şehadeti alel mal ala ma beyennahu fi şehadat. Kitab-ı şehade, şahadette anlattığımız üzere malda hani az önce müdayene meselesini anlattık ya. Hani borç meselesinde iki erkek, Allahu Teala iki erkek yoksa da o zaman bir erkek iki kadın olabilir. O mal hususundaki şahitliğe kıyasen bir erkek iki kadının da şahitliği nikah hakkında aynı şekilde kabul edilmiştir arkadaşlar. Ve yenakidu bi huduril fasikayn. Şahitlerin fasık olmasında hiçbir sakınca yoktur nikahın oluşumu açısından. Ha tabii ki olmasın. Yani olmaması daha güzeldir ama var diye nikah geçersiz diyemeyiz arkadaşlar. Li enne nasla la Çünkü nas Allah Teala e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte ne buyurdu? La nikah illa bi şuhudin. Şahitler, an, nikah ancak şahitlerle olur. Orada bir kayıt getirdi mi? Getirmedi. O zaman mutlak geldiği için burada şahitlerde illa da e, adalet vasfı aranmasına gerek yok. Fas, fasık da olabilir, adil de olabilir. Buradaki fasık günahı aşikare işleyen insan demek. Aşikare yalan söylüyor, aşikare içki içiyor, aşikare kumar oynuyor, aşikare cumayı terk ediyor, Bunlarla alakalı konular. arkadaşlar. لِأَنَّ Çünkü. لَا Çünkü. وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْقَبُولَ بِنَفْسِهِ nefsihi Şimdi ikinci akli illet. Şimdi ne dedi? Şöyle bir itiraz gelebilir. Ya şahitler niye fasık olsun ya? bu şahitlerin fasık olması sıkıntı doğurmaz mı? Yani adaletli olsa daha iyi değil mi? Neden fasıkların kabul ediliyor? Birinci cevap neydi? Çünkü dedi ki bu konuda gelen naslar genelde mutlaktır. Ha adalet kayıtlı gelen naslar var. Onların da izahları var arkadaşlar. Onların da daha detaya girebilir. O yüzden vakitini de çok uzatmamak adına onlara girmeyeceğim. Çünkü bunlarla gelen rivayetleri biz yorumluyoruz. Dolayısıyla ee, gelelim konumuza. Şimdi ne dedi? Fasıkların şahitliği olabilir. Birinci illet neydi? لَاَنَّ النَّصَّ la Çünkü nas mutlak geliyor. Yani fasık adil demiyor. Şahit diyor. İkincisi kabul يَمْلِكُ Ya kardeşim fasık olan bir kimse kendi nikahını kıyamaz mı? Kıyabilir. Ya kendi nikahını kıyabiliyorsa o zaman aynı adaletli olan bir kimse de olduğu gibi burada da şahit olmasında hiçbir sakınca yoktur. Daha ve lennehu gayru meslubil velayeti an Ya kardeşim fasık olan bir kimse kendi nefsinden velayet soyutlanmış mıdır? Yani kendi kendini evlendirme hususundaki yetkisi elinden alınmış mıdır? Hayır. Lennehu gayru meslubil velaye. Yetkisi elinden alınmamıştır. An nefsi kendi nefsinden yetkisi elinden alınmamıştır. Yani kendi nikahını kıyabilir. Gider işte hoca efendinin usulünde evet ben bunu kabul ettim diyebilir. Mesela arkadaşlar bunu deli diyemez. Bir deli gitse ben seni eş olarak kabul ettim dese münakit değildir. Çocuk dese münakit değildir. O halde fela yüsle buha an Ya kendi tasarrufunu iptal etmediğim bir adamın başkasının nikahı hususundaki şahadetindeki tasarrufunu nasıl engelleyebilirsin? Fela yüsle buha. O velayeti soyamasın an gayrihi başkasından. لِأَنَّهُ min جِنْسِهِ Çünkü bu da aynı konumdadır. Hatta kendi nikahında evlenmesi daha da e, üst bir olaydır. Ona izi veriyorsan şahadetini haydi haydi vermen gerekir. nehu tahammulun. Ayrıca Evet. Buraya şöyle bir girizgah yapmak gerekiyor. Arkadaşlar tahammül eda ufaktan en başta bahsetmiştik. Nikah da diyelim şurada bir nikah hakkı oluşuyor ben buradayım. Ben onları duyuyorum, işitiyorum, onları gözlemliyorum. Bu gözlemleme olayına tahammül denir. Yani olayı müşahede ettim tamam. Kontrolümde oldu. Ben de vakıf oldum nasıl olduğuna. Bu tahammüldür. Eda vardır. Eda da şudur arkadaşlar. Diyelim ki yarın mahkeme olduğu zamanda mahkemede o kişinin lehine ve aleyhine şahitlikte bulunmaktır. Bu edadır. Edada ekstra ziyadeten şartlar talep ediliyor. Çünkü eda anında mülkiyetin iptizalesi veya başka hakların tanınması gibi bir takım durumlar olabilir. Bu nedenle eda anında şahitlerin fasık değil adil olmaları gerekmektedir. Bu şu demektir. Mesela şöyle bir misal vereyim. Okuyacağız tabii ki. Ben şöyle bir anlatayım. Mesela diyelim ki bir nikah hakkı kıydık. Ama nikah hakkımızdaki şahitler fasık. Yani birisi Efendim içki içen, kumar oynayan, işte haddi kazif yemiş bir adam. Yani e, İslam'daki İslam'daki tövbe de etmemiş. Bu şekilde de devam ediyor yani bu adam. Böyle bir adamlar. Ve bunlar geldi nikah akdini burada şahitlik yaptılar. Oluştu mu nikah akdi oldu. Peki yarın kadın şöyle dese. Mahkemeye gitse. Hakim bey ben bu adamı tanımıyorum. Bu adam benim kocam değil. Ben böyle bir evlilik yapmadım. Dolayısıyla lütfen aramızda hükmedin dese bu sefer o iki şahit mahkemeye gelip kardeşim siz bu nikah hakkını duydunuz mu? Duyduk. Peki nikah hakkı kıyıldı mı? Kıyıldı diye şahitlik yapamazlar. Niye? Çünkü bu adamlar fasık. Belki yalan söylüyorlar. Belki kandırıyorlar. Burada bir töhmet var yani. Dolayısıyla töhmetin olduğu mahallerde mahkeme töhmet mahallerinde şahitliği kabul etmiyor. İslam'ın bu husustaki mekanizması muhteşem. Mesela e, burada gelecek mi? E, sanırım burada da gelecek. Mesela bir kimsenin nikah hakkında çocukları şahitlik yapabilir mi? Yapabilir. Yani diyelim bir baba evleniyor. Hanımı vefat etmiş başka bir kadınla evleniyor. Veyahut da talak verdi ayrıldılar sonra yeniden bir nikah kıyıyorlar. Çocuklar gelip bu nikaha şahitlik yapabilirler mi? Yapabilirler. Şamamızı unutmayalım. Yani orada işte e, çocuğu olmayacak diye bir madde yok. O yüzden şahitlerin vasıfları bellidir. O altı maddede uyuyorsa her türlü şahitlik olur. Dolayısıyla bu çocuklar babalarının ve annelerinin nikahına veyahut da başka bir kadınla nikahlarına şahitlik yapabilir mi? Yapabilir. Peki bu çocuklar mahkemede babalarının lehine şahitlikte bulunur mu? Bulunamaz. Hakim yani yarın öbür gün o kadın ya ben bu adamla işte evliydim değildim veya mehrimi verdi vermedi gibi bir durum olsa bu iki çocuk mahkemede babalarının lehine şahitlik yapamaz. İslam diyor ki kardeşim bu adam senin çocuğun. Ben bunları şahit olarak alamam. Çünkü bu seni düşünecektir. Belki de babasısın diye sana işte yalan yere şahitlik yap yapacaktır. O yüzden sizin mahkemedeki şahitliğinize itibar etmiyorum diyor İslam. Yani burada muhteşem bir mekanizma var. Hatta işçi patronunun lehine şahitlik yapamaz. Yani bir olay var, bir dava var. İşçi patronunun lehine töhmet mahalli. İslam diyor ki hayır başka bir delil çünkü bu adam senden maaş alıyor. Belki senin aleyhine bir şahitlik yapsa adamı işten atacaksın. Adam psikolojik baskı altında yalan yere şahitlik yapabilir. Olmaz diye mahkemede eda anında ekstra şahitlikte özellikler talep ediliyor. Ama bunların hiçbir nikah anında yok. Yani nikah anında eda olmadığı için tahammül olduğu için hepsinde uygunluk vardır arkadaşlar. Evet. Leennehu tahammülün. Çünkü bu Şahitlik tahammüldür. Evet. Fasıkların şahit etmesi tahammüldür. O halde feyecüzü bu durumda caiz olacaktır. Niye? Lennel fıska yüessiru fi şehadet li töhmeti. Fısk şahitlikte töhmet olduğu için etki eder. Evet. Kabul ediyoruz. Fasın şahitliğini kabul etmiyoruz. Ama ve <laughs> indel bu eda anındadır yani mahkemededir yoksa tahammül anında değildir. Emmet tahammül, fa emrun mushahadun la töhmete fihi. Ya bu nikah hakkında töhmet yok ki iki tane nikaha şahitlik ettin. Yani burada kimin malını kaçırdın, kime haksız hüküm verildi böyle bir olay var mı yok? O zaman bunlardaki şahitlikte sıkıntı olmayacaktır. Wa ikadun nikahi nikahın oluşması la yatawaqqafu ala şahadeti Men yusbutu bi şahadetih. Ben nikahın oluşumunu la yetefakufu yani inekadun nikah nikahın oluşumu la yetefak la yetevkufu bağlanmaz ala şahadeti men yusbutu bi şahadetih. Mahkemede hük şahitliğiyle hüküm ispat edilen bir adamın vasıflarına bağlanamaz. Yani kardeşim nikahta şahit mi istiyoruz? Mahkemede aranan şahitleri istiyorum diyemeyiz. Kemal zahiruhu e, el adale ve la ki mahkemede bizim şahitte aradığımız özellik nedir? Zahirde adalet olmasıdır. Batını bizim için önemli değildir. Bak, mahkemedeki şahitlikte aradığın özellik ne diyor? Şimdi biz ona cevap vereceğiz. Böyle bir şey yapamazsın diyoruz. Takdiri bir sual soralım kendimize. Yani mahkemedeki şahitliği niye burada da taşımıyorsun? Neden burada mahkemede ispat edilmesi gereken özellikleri burada kabul etmiyorsun? Bir kere bir, bu bir eda değil, tahammüldür. Birinci cevabımız. İkincisi, kardeşim sen mahkemede adaleti arıyorsun şahitlikte. Doğru mu? Doğru. Peki o adaleti nasıl arıyorsun? diyorsun ki batınını bilmem. Batınını evdadan içki içebilir. Ben bilmedikten sonra ben onun mahkemede şahitliğini kabul ederim diyorsun. Ya ve ha işte böyle olduğu halde yani sen gerçekten adam adil olmadığı halde görünüşte adil olduğu için mahkemede şahitliğini kabul ediyorsun. Yani belki de fasık. Ya nikah tahammül olduğu için o kadarı göz ardı edilebilir. Yani bırak gizli de olmasa, aşikarda da olsa nikahın oluşumuna bir engel biz bunu kabul etmeyiz diyor. Ve işte bundan dolayı yenakudu bi şehadeti ibneyhima. Nikah akdi karı kocanın kendi çocuklarının şehadetiyle. wa kadının oğullarının şahitliğiyle. Min gayri başkasından olan oğullarının şahitliğiyle. wa bneyhi adamın oğullarının şahitliğiyle. Min gayriha başka bir kadından. Yani... Ana baba bir oğullardan diyelim ki karı koca var, kendi öz çocukları. Şahit olabilir mi? Olabilir. Karı koca var ama adamın başkasından olan çocukları olabilir. Karı koca var, kadının başka adamdan olan çocukları olabilir mi? El cevap. Bunlar da olabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. وَلَا يَظْهَرُ بِشَهَادَتِمْ اِنْدَ دَعْوَ الْقَرِيبِ Ancak mahkemede böyle bir dava hususunda bu şahitliklerini edada kullanamaz. Az önceki töhmet meselesinden dolayı. Lima ennel akt? Çünkü akit. La yetevakkafu illa alel hudur la ala men yesbütü bi Kardeşim nikah da akit, nikah akdinde şahitlerin oluşması için illa mahkemede hüküm ispat eden şahitler olmak diye bir kayıt yok. Nikah akdindeki şahitlikten maksat orada bulunmak konuşmalarına bile gerek yok. Duysalar, işitseler yeter. Ama senin mahkemede şahit olarak istediğin adamların ekstra ifadede bulunması gerekir, olaya anlatması gerekir. İkisinin şahitlikleri de birbirine muvafık olması, biri farklı biri farklıysa olmaz. İkisi de birbirine muvafık olması gibi birçok madde sayıyorsun sen mahkeme boyutunda. Nikahta öyle bir şey aramıyoruz ki. Nikahta görsünler yeter. Yani bunlar gizli nikah kıyması. Ha biliniyor, bunu sağlasınlar yeter. Yoksa mahkemedeki şartı biz burada arayamayız diyor Nusile. Kal. Ve yenakidu bi şehadeti l'umyan. Nikah akdi ama görmeyenlerin şahitliğiyle beraber de geçerlidir. Yani şöyle düşünün gelin ve damat var. iki tane şahit var ama görmüyorlar. Gözleri kör. Bunların şahitliği olur mu? Olabilir. Niye? لِأَنَّهُمْ مِنْ ehli الشَّهَادِ Çünkü bu körler mahkemede şahitlikte bulunabilirler. Hatta لو حكم بها حاكم Ancak burada ince bir detay var. Hakimin onaylaması lazım. Çünkü bazı durum olur. E, kanaat oluşmaz. O zaman hakim bunların şahadetlerini kabul etmeyebilir. Li'annahu Bu bir ihtilaflı bir konudur. Ve inne Malik rahimehu rahimehu Allah. İmam Malik yevizü Amaların yani gözü görmeyenlerin şahitliğine izin vermiştir. Ve Ebu Yusuf İmam Ebu Yusuf da yucü İmam Ebu Yusuf da izin vermiştir ama ne zamanda? da iza tahammelaha basiran gördüğü zamanda. Yani olayı gör, gözleri açıkken müşahede etti sonra gözleri kör oldu. Yani bir olay var. Burada bir adam bir adamın malını almış. Bu, diyelim ki o adam da gözleri görüyor. Vakıf olmuş. Sonradan bir hastalık vermiş. Gözleri kör olmuş. Ha mahkemede bu adam şahitlikte bulunabilir. Çünkü olayı gördü. Vakıf oldu amalı sonra da oldu. İmam Ebu Yusuf böyle bir şart koşuyor körlerin şehadetinde. Uyda kendi min ehli şehadeti sarı basır. O zaman bu adamlar mahkemede şahitlik yapabiliyorsa nikahta şahitlikleri bir tarikiyle bile yaparlar. Veli ennehu yemlikul kabule bir nefsi. Ayrıca biz geride kural vermiştik. Neydi kural? Bir kimse kendi nikah kıyabiliyorsa nikahta şahit olarak da bulunabilir. Ama bir kimse kendi nikah hakkında icap ve kabulde bulunabilir mi? Yani evet, hayır diye nikahın oluşumu için beyanda bulunabilir mi? Bulunabilir. O zaman başkasına şahit olmasında bir sakınca yoktur. Evet. Peki, vel mahdudu fil kazif. Haddi kazif, arkadaşlar kısaca şöyle diyeyim. Haddi kazif şu demektir. İffetli bir kadına zina iftirası atan demektir. İffetli, muhsan bir kadın var bir adam çıkıyor diyor ki bu kadın zina etti diye iftira atıyor. Eğer davasını ispatlayamazsa İslam ona haddi kazif, had uygular, sopa vurur. Niye? Sen ispatlayamadığın bir davaya nasıl yeltendin ve bu iffetli bir kadına töhmete bıraktın, insanların ona bakış açılarını değiştirdin, delillendiremedin o zaman cezasını çekeceksin, sen sopa yiyeceksin diye İslam böyle bir adama sopa vuruyor. Bu adam haddi kaziftir. Vel mahdudu fil haddi kazif uygulanan kimse ise intâbe fuhuve min ehli şehâde. Eğer tövbe ederse şah şehadet edebilir. Tabi bu hususta ihtilaf var. İmam Yusuf'la İmam Ebu Züfer'e göre mahdudun fil kazıfsa yani haddi kazif uygulanan bir adam tövbe de esse şahitliği kabul edilmeyecektir. Çünkü Allahü Teala haddi kazif ile ilgili ayet-i devamında onların ebediyen şahitliklerini kabul etmeyin buyuruyor. İmam Ebu Yusuf ile İmam Züfer de diyor ki bak Allahu Teala had, haddi kazif uygulanan kimselerde şahitliklerini bunların kabul etmeyin buyurmuştur. Dolayısıyla ben bunların şahitliklerini kabul etmem. Mahkemede de vesaire kabul etmem diyor İmam Ebu Yusuf. Ama diğerleri şöyle bakıyor. Bu tövbe etmediği durumda da eğer tövbe edecek olursa kabul edilebilir diye yorumlamışlardır. Peki o mahkemedeki şahitlik, nikahtaki şahitliğe gelince unutmayın. Nikahtaki şahitlik mahkemedeki şahitliğe nazaran daha alt bir durumda. Vel mahdudu fil kasf haddi kazif uygulanan inta ve eğer tövbe ederse huve min ehli Şahadet ehlidir. Hatta lev hakeme bi şehadeti hakim caze, Eğer hakim bunun şahitliğini itibar ederse o zaman olur. Tabi mutlak anlamda her tövbe eden haddi kazifin şahitliği de kabul edilmez. Hakim ona göre araştırır. Bakar ki adam belki sözle tövbe etmiştir ama gerçekte öyle bir durumu yoktur veya belirli bir maslahatı güder. Bu durumda eğer kadı, hakim kabul edecek olursa o zaman mahdudun fil kazfi yani haddi kazif uygulananı tövbe etmesi durumunda şahitliğini kabul edecektir. Ama o inlem yetüb fe huve fasikun. Eğer haddi kazif uygulanan bir adam tövbe etmezse fe fasikun bu fasıktır. وَقَدْ مَرَ فَاسِقًا hükmünü geride söyledik. Ne demiştik? Fasık olan bir kimse kendini evlendirebilir mi? Evlendirebilir. O zaman başkasının nikah hakkında şahit olabilir mi? Olabilir. O yüzden haddi kazif uygulanan nikah hakkındaki şahitliği de bu şekilde geçerlidir. Ama mahkemedeki şahitliği meselesinde detay vardır arkadaşlar. Evet. Bugünkü konumuz da burada. Bir sonraki konumuz da inşallah şahitlerin diyelim ki gelin karı koca iki kişi evlendiği zaman da kadın ehli kitapsa şahitlerin ehli kitap olma, olup olmama meselesini konuşacağız. Sonra da mahremler, bizim evlenmemiz veya da görüşmemiz hele olan kimlerdir bu konuyla alakalı bir şema veya da detaya gireceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.